Çok uzun müddetler boyunca dünya suyu asteroitlerin parçalarından bugünkü hacminde ve dünyayı çevreleyen şekilde temin etti. Suyun uzaydaki kuyruklu yıldızlardan ve asteroitlerden gelmesi uzak bir ihtimal olarak düşünülebilir. Fakat bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Temmuz 2005'te bilim insanları derin etki aracını kuyruklu yıldız Temple 1'e çarptırdı. Üzerindeki kameralar sayesinde kuyruklu yıldızın yüzeyine çarpma anını seyredebildiler. Böylece kuyruklu yıldızın suyu taşımak için mükemmel olan petek biçiminde olduğu ortaya çıktı. Fakat dağıtılan suyun miktarı şansa kalmıştı. Dünyanın gereğinden yarım katı fazla su aldığı da bir senaryo olabilir. Eğer böyleyse, dünya yüzeyi neredeyse kuru olmalı. Eğer tamamen kuru değilse, içerideki sünger geri kalan suyu emer. Yüzeyde su olmaması, beraberinde hayatın olmamasını da getirir. Ama eğer çok fazla su varsa... Okyanusların her şeyi kapladığı, hatta Everest Dağı'nı bile kaplamış bir su dünyası olabiliriz. Eğer dünya şu andakinden iki kat daha fazla su ile kaplanmış olsaydı, teknolojik yaşam olan bir gezegen olabilir miydik? Teknoloji kuru bir zemin gerektirir. Dünyanın oluşumu için gerekli kusursuz miktardaki su, bizim gibi teknolojik ırk olan Homo sapienlerin doğmasına neden olmuştur. Dört milyar yıl önce bildiğimiz üzere, dünya kuyruklu yıldız fırtınalarının ve asteroitlerin doğru miktarda suyu dünya üzerine dağıtması sonucu oluşmuştur. Belki de evrende bir yerde aynı şey şu anda oluyor. Bir şey kesindir ki o da suyun varlığı. Hidrojen ve oksijen evrende en çok bulunan atomlardandır. Bizim gezegenimizde bulunan H2O çok popüler bir molekül olma yolunda hızla ilerliyor. Su evrenin her yerinde. Gezegenler keşfediyoruz. Fakat sıvı suyla kaplı henüz başka bir gezegen bulamadık. Bilim insanları 400 yeni gezegen keşfetti ama hiçbiri bizim dünyamız gibi gözükmüyordu. Bugüne kadar bulamadığımız, dünyanın diğer yıldıza yörüngesi gibi aynı ebatta, aynı kütlede ve aynı kimyasal kompozisyonda olan başka bir gezegendir. Bize dünyayı hatırlatan başka bir mekan bulma insanlık için çok kutsal bir şey. Ama aramaya devam edeceğiz. Galaksimizde 200 milyar yıldız olduğunu biliyoruz. Ve bunlardan 40 milyarı gezegenlere sahip olabilir. Ümit ederiz ki dünya gibi yeni gezegenlerin keşfi bize kendi güneş sistemimizdeki iç gezegenleri anlamaya ve dünyanın nasıl uzaktaki güneş sistemine dahil olduğu hakkında fikir verecek. Gezegen keşfinde ileride neler düşünüleceğiyle ilgili altın çağa giriyoruz. İlk defa gerçek anlamda orada yatan başkalığın ne olduğunu anlamak üzereyiz. Ve bu gerçekten çok heyecan verici. Gezegenler fizik ve kimya yasalarına göre oluşur. Fakat neye benzeyecekleri tamamıyla şansla ilgilidir. Çoğu bilim insanı dünya ile aynı maddelerden doğru yerde doğru miktarda su oranıyla dünyaya benzeyen bir gezegen bulmanın zaman alacağını düşünüyor. Bir şey çok açık.
milyonlarca gezegen keşfedilmek için bekliyor.